Selam, hoş geldiniz. Merhaba. Nakşit abi. Selam. Al. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al. Biz de diyorduk ki misafirlerimiz gelse de böyle bir çay kahve yapsa istek. Hoş geldiniz Zeyda Hanım. Nasılsınız? Biz de dedik ki gidelim de dedik biz orada bir güzel bir Türk kahvesi yapsınlar dedim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bizim sakın bir yardım etseniz diye bana. Ne oldu? Hoş bulduk. Dün dizimi sakatladı. Ne içersiniz? Ne ikram edelim size? Ben buraya dün kendinizi çok methettiniz. Ben çok iyi yemek yaparım. İyi yaparım dedim. İyi yemek yaparım, iyi kahve yaparım, iyi şunu yaparım, iyi bunu yaparım. Türk kahvesi içmeye geldim. Türk kahvesi mi? Yemekleri nasıl Türk kahvesine bağladın? Vay billahi. Yani Türk kahvesi mi istiyorsunuz? Peki. Ya Türk kahvesi istiyorum. Tamam, otur. Nasıl içersiniz hanımefendi? Orta şekerli. Peki. Şimdi işin kesici ben hiç kahve yemekten nasıl bağladın yemek. Derken vallahi, yemeğin vallahi arkasına yapmadım. Genelde kahve içilir ama. Nerede şey kahveler falan oldu, nerede kahve ya sen hatta buraları boşuna yormuyor. Kahvaltı yaptım lan. Değil mi adam yormuyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Sen sizde nasıl gidiyor? Sen bunlara yaranmak için sakın bana o şekilde davranma kaybedersin. Yani şimdi onlar seni sevmiyor. Ben onunla o şeyi senin gibi davranmış olsaydım. Kim beni sevmiyor? Yani sen hani sürekli kavga ediyorsunuz ya işte seninle falan. Esiyorsunuz, bulanıyoruz. Esiyorsunuz, gülüyorsunuz. Benim öyle birisine yanaşma gibi gayem olsaydı size bu kadar sıcak davranmazdım. Değil mi? İyi. Birisine yanaşıyor gibi mi düşündünüz? Ben daha seni daha çok öyle şey tanımıyorum. Hani bu ikinci, üçüncü görüşüm. Ve çok fazla da hani şey yapamıyorum. Aykut ve Tolga gelinler evine. İkiniz. Aykut. Hadi güle güle. Ben yani geldim diye gidiyoruz. Yani sekiz, zaman geçirmek güzel olurdu ama bir dahakine artık. Hadi güle güle. Haydi güle güle git. İlk defa ikimiz bir yere gidiyoruz ha. Adnan. Abi şunun altını da versene. Yengeye bir şey söyleyeyim mi? Selam söyle. Tuat abi tuzlu yap kahve. Ha onların da size selamı vardı aslında vallahi o taraftakilerin bu tarafa. Boynumda kalmasın. Suat abi oley. Suat abi oley. Afiyet olsun Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Mersi. Neden hala suçlu hissetmiyorsun? Geçti. O gün çok gergindim. Hmm. O gün ben yayından önce de çok gergindim. Ben gergindim ve öyle hiç istemiyordum ağlamak yayında ama tutamadım kendimi. Bak, kötü oldum. Bahsettiğimiz kişi buradan gitmiş olabilir. O buradan gitti diye senin duygularınla onunla beraber gitti diye bir şey yok. Hala ona karşı bir şey besleyebilirsin, hissedebilirsin. Burada olsa tabii ki hissedebilirim. Burada olsa belki farklı olacaktı. Yani şöyle bir şey var. Deniz, sen onu önemsemesen kesinlikle doğum gününde sana karşı söylenen şeylere cevap vermezsin. Yani konuşuyor işte dersin. Yok veririm. Çünkü gerçekten veririm. Öyle olsa bugün Gamze'ye de cevap vermezdim değil mi? Hı hı. Yok veririm. Yani ağır bir şey geldiği zaman cevap veririm. Peki ben sana karşı bir şey söylerken sen bana şu tavırdasın. O zaman git istediğini tanı. Gamze'yi koruyorsan git Gamze'yi tanı işte. Çünkü sen... Bu kadar, bir dakika, bu kadar kolay konu ben olunca beni kestirip atıyorsun ama bir Ceyhun'u buradan illa gitmesi lazım Ceyhun'un seni kestirip atman için. Şu an altını çizerek söylüyorum. Şu an Ceyhun burada olsaydı eminim biz seninle hala bu kadar yakın olmayacaktık. Hala sen farklı düşüncelerde olacaktın. Ki hala merak ediyorum benim hakkımda düşüncelerin ne Deniz? Eğer Ceyhun burada olsaydı ben seninle yine burada oturuyor olacaktım. Önemli olan senin burada oturuyor olman değil işte. Senin aklının ve kalbinin nerede oturdu? Yani sen... Ceyhun burada olsaydı ve benim kalbim Ceyhun'un yanında oturmak isteseydi ben zaten yine burada olmazdım ki Şahin. Deniz farkında değilsin. Sen normal ben sizin eve ziyarete geldiğimde de sizi görmeye geldiğimde de sen bir işle meşgulken ben seni hep izliyorum. Hep izliyorum inanamazsın yani. Sürekli sana bakıyorum ve ben sürekli senin gözlerinde böyle Ceyhun'u evdeyken Ceyhun'u arama. Böyle ha Ceyhun'u görüyorsun ya... Ben de buradayım ama beni böyle geçiyorsun. Ceyhun'u gözlerim Ceyhun'u bulmak derdim. Öyle olsa derdinde. De gala gecesi olduğu gün sen Gamze ile konuşurken kenara çekilip kollarımı şu şekilde yapıp sizi izleyip ne yapıyorsun gibi bir bakış atar mıydım sana peki? Yani bu o zaman ben Ceyhun'un nerede olduğunu bilmiyorum. Hayır iki kişi... bir saniye şu an ne yaptın beni? Sen gerçekten Ceyhun'u yaptığını yapıyorsun. İki kişi aynı davranma gibi şeyler. Yo. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Ben o gün fark ettim seni kıskandığımı mesela. Benim kıskandığımı. Ben seni kıskandım. Sen beni kıskandın. Gerçekten mi? Sen beni kıskanıyor musun ya? Doğru. Haklısınız. Ceyhun'umuzun hatırası. Evet. Atlan ne yapıyorsun? İyi kardeşim siz ne yaptınız? Gel. Leyla'm suyunuzu
Götürür müsünüz, ben götüreyim mi? Ya da kahvenizi alayım. Şey, tepsi yok mu? Oturmadı, ben tam oturuyorum, seni bekledim. Ne yaptın? Vermeden isterseniz. Ya ne oldu biliyor musun? İçeri normal girdim. Ne yapıyoruz be ya, işte Aslı Cüylü. Ondan sonra konuşma normale kaydı. Heyecan yaptım azıcık galiba. Böyle mi oturmak istersiniz? Oturdum dışarıda, fallarına baktım. Öyle mi oturacaksınız? Bildim tamam. Ya mutfağa geçin. Aynen, biz mutfağa oturalım. Otursaydınız arkadaşlar. Yok abi, biz de bir başa şey konuşuyoruz ya. He öyle mi? Ha. Dedikodu yapıyorlar. Evet. Hani rahatsızlık vermeyelim. Abi kim kahve içip kızı bırak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam toplarız. Nasılsınız, iyi misiniz? Bırak, işimiz o değil. İyiyim, teşekkür ederim. Kahvemi için bakalım, beğenecek misiniz? Evet, bakacağım şimdi. Ama köpüğü görüyorsunuz değil mi? Evet, bol köpüklü olmuş ya. Evet. Vallahi kızlardan daha köpüklü yapmışsınız. Hani şey, biraz evvel dediniz ya, her şeyi iyi yaparım diyorsunuz. Bir deneyin bakalım nasıl olur. Şimdi demek başka, yapmak başka değil mi? Yapınca insan yani, daha demek ki dediğini yapıyormuş. Yapıyormuş diyorsunuz yani, evet. Genel anlamda evin içindeki profilinizle ilgili konuşmak istiyorum ben sizin. Tamam. Şimdi ikimiz de olgun insanlarız. Yani evet. Ne yaptığımızı biliyoruz. Aynen. Bu arkadaşlarımız da mutlaka kendilerince biliyorlar ne yaptıklarını. Hı-hı. Ama onlar birazcık daha tez canlılar. Şimdi bazı şeyleri bu insanlara direterek asla bir yere varamayız. Çok antipati toplarız. Hı-hı. Ve nitekim öyle yapıyorsunuz. Bence bu huyunuzdan vazgeçin. Yani o insanlarla biraz dost, biraz arkadaş, biraz hı-hı abla, biraz kardeş, biraz gelin adayı. Bunların hepsini harmanlayın. Daha ortaya, iyi olacağını, ortaya karışık mı çıksın? Evet, daha iyi olacağına inanıyorum. Bu sefer o antipati kaçacaktır. Bu sefer sempati gelecektir. Empati kuracaklardır sizinle. Bunların hepsi bir araya geldi. Hepsi geldiğin... beni sevecektir bunların. Sevmesini de, ben sevmesini istemiyorum. Ben de sevmesini yani, istemiyorum. Yani sevmesi ayrı bir şey ama gıcık almaları daha kötü değil mi? Ben de onlardan gıcık ama alıyorum. Ama yok, yani ne gıcık alalım ne de sevsinler, hiç önemli değil. Kimseye sevdirmek için kendimize ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Evet. Ama ekstra yapmamız gereken bir şey var. Kimsenin bizden gıcık almamasını sağlamak için ekstra bir şey yapmak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu eğer böyle yaparsanız sizin için daha iyi bir profil olur. Bir de sizin kızınız evlenmiş. Avantajlarınız var bu evde. Mesela evi biliyorsunuz. İnsanların tabii hepsinin karakterini biliyorsunuz. Benim haricimde insanların hepsini tanıyorsunuz. Dolayısıyla onlarla nasıl geçineceğinizi benden daha iyi bilirsiniz. Biraz öyle yaklaşmanız lazım. Bir de kızlar çok ufak. O kızların üzerine giderseniz, 22 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında kızlar var ve o insanların üzerine giderseniz... Ben o yaşta evliydim ve kızım kocamandı. Bizim buraya evlenmeye gelen kızlar için bana çok ufak demeyin. Bakın şimdi, evlilik bir insanın burasında eğer ki oluşmuşsa, evlenmeyi düşünüyorsan sen ufak değilsin. Demek ki o olgunluğa erişmişsin, evlenmeyi düşünüyorsun. Onun için ben de onlardan birazcık olsun saygı bekliyorum. Sen saygı göster ki, hani nasıl yetişmişsen karşımda öyle dur ki ben de sana sevgimi vereyim. Ama sen bana orada, ben senin annen yerindeyim. Sen bana kalkıp da o şekilde saldırırsan ben sana, ben de böyle duracak halim yok. Benim de elim armut toplamıyor yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Sevgi vermeden saygı alınmaz. Yani onu doyasıya öpüp koklayamadım ya. Bir baktım büyümüş, bir baktım evlendi yani. Hangi ara büyüdü? Sıkmayın canınızı, sıkmayın canınızı. Hiç şey değil. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Herkes evine. Ben bugün burada çok oldum, buradayım. Ben oraya gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Vallahi hadi kal. Kendine iyi bak. Çok iyi bak abi. Abi tekrar görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah. Çok mutlu olun. Biz gidiyoruz. Hoş geliyorsun. Sen yeter.